Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Sevabı en çok olan amel şunlardır. Bak iyi anlayın. Sevabı en çok olan 3 amel. Yani şu üçünün sevabı başka hiçbir şey de yok. Namaz mı? Değil. Abdest mi? Değil. Ney? Bir, din kardeşinin maddi sıkıntısını gidermek. Hayda, şimdi yanlış yerden geldi diyor ya. Para yok ki bizde. Biz bunu diye zaten fakirlikten öleceğiz. Hakikaten bizim millet bu halde. Diye diye fakirlikten öleceğiz. Arkadaşım, ne varsa iyi anlamak lazım. Elinde ne varsa kardeşim, adam sana dedi ki ya mübarek adam bana bir 1.000 lira borç ver. Kardeşim Allah senden razı olsun. Bak cebimde 500 lira para var. Al 100 lira senin olsun. İşte böyle işte 100'ünü ondan al. Atıyorum 200'ünü ondan al de. Böyle toplasın, bana ne? Ama varsa vereceksin. Ya da maddi bir şey yapamıyorsun. En azından bir destek ol. Arada bir şey yap. Aracı bul. Ya bizim bir arkadaş vardı. Biraz ihtiyacı var kardeşler. Allah için bir el atalım. Hani diyoruz ya az çok demenip camiye yardım ederim. Biz demiyoruz ha, camide diyorlar. Biz burada para istemiyoruz. Para isteyince taşlıyorlar bizi burada. Para isteyemiyoruz. Neyse. Boş ver. Ne dedik? Din kardeşinin maddi sıkıntısını gidermek. Borç sen olsa Allah için verin. 2. Herkese karşı insaflı davranmak. Herkese karşı eşit olacaksın kardeşim. Ne demek? İnsaf şudur. Acımadır, merhamettir. Allah Celle Celaluhu Rahman ve Rahim sıfatı var değil mi? Bunu günde 40 defa okuyor muyuz arkadaşlar? Var mı okumayan aranızda? Yani 5 vakit namaz kılmayandan bahsediyoruz. Ne diyoruz? Elhamdu lillahi rabbil alemin errahmanirrahim. Errahman, errahim. Allah Celle Celaluhu Rahman sıfatını dünyada bütün canlılara, bütün canlılara, hayvanlara dahil, onlara hepsine, ama Rahim sıfatını sadece ahirette Müslümanlara. Errahman, errahim. İnsaf, acımak. 3. Her durumda Allah Celle Celaluhu'yu zikretmek. Bak her durumdan maksat şudur kardeşim, iyi anlayın. Tabii ki de en büyük zikir nedir? Namazdır. Aslında en büyük zikir Kur'an'dır. Peki niye namaz Kur'an'ın önüne geçiyor? Ne demek istediğimi anlayacaksın şimdi. Namaz içinde Kur'an okuyor muyuz? Anlayın mevzuyu. Başka zikirler de var. Emirler de var. Hepsinin toplamı namaz. Ama her durumda Allah Celle Celaluhu'yu zikretmek. Yunus Aleyhisselam balığın karnına düştü, ne dedi? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Kim rahat zamanında bu zikri sabah akşam 3 kere yaparsa, rahat zamanında normal hiç sıkıntın yok ama sabah akşam yapıyorsun. Darlandığı anda yaptığı zaman Allah Celle Celaluhu o anda bütün sıkıntısını gideriyor. Her durumda Allah'ı zikretmek. Estaizu billahi bismillah. وَمَنْ اَغْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى. Bu ayet var ya çok bela ya. Kim bizim zikrimizden yüz çevirirse, gafil kalırsa, terk ederse diyor Allah Celle Celaluhu, ona dar bir geçim veririz. Ay sonu gelmiyor diye ağlayanlar, para yetmiyor diye ağlayanlar, biz Allah yapıyor deyince de her şeyi Allah yapıyor diyor. Lan ayet okuyorum sana. Kim bizim zikrimizden yüz çevirirse ona dar geçim vereceğiz diyor Allah Celle Celaluhu. Ay sonunu görmeyecek. Onun parası ona yetmeyecek diyor. Ayet okuyoruz. Ayeti tefsir ediyoruz. Vay diyor, bu Hüseyin diyor yine böyle Allah yapıyormuş. Her şey diyor Allah. Allah yapıyor diyor her şey. Ne konuşuyorsun sen? Kuruyan bir yaprak dalından Allah Celle Celaluhu'nun izni olmadan düşmüyorsa sen ne konuşuyorsun? Hangi devlet, hangi ülke, hangi ekonomi nasıl hareket edecek? Ama Allah Celle Celaluhu, bak burayı kırpıyorlar işte. Kullarının vasıtasıyla yapıyor bunları. Kullarının eliyle yaptırıyor bunları. Evet, iyi anlayın. Ayetin sonu çok acayip. Ona dar bir geçim vereceğiz. Ay sonunu göremeyecek. Parası yetmeyecek. Ayetin sonu ve mahşer gününe çıktığı zaman kör olarak haşr olacak. Kör. Niye? Çünkü o Kur'an'a karşı kördü. O namaza karşı kördü. Zikre karşı, her şeye karşı kördü. Ne demek kördü? Görmedi. Ne demek görmedi? Bakmadı. Umursamadı. İşte Allah Celle Celal diyecek ki, ey benim kulum, sen bu dünyada kördün, bakar kördün, şimdi gerçekten kör oldun, bunun hesabını vereceksin.
Kim bizim zikrimizden gafil kalırsa. Bu ayeti unutmayın arkadaşlar. Unutmayın. Hani ben diyorum ya, dolar yükselten Allah. Bak hala söylüyorum elhamdülillah, korkmayın. Bunlar kim ya? Ben imanımı onların lafıyla mı ölçeceğim? Hala diyor, ulan diyor, sen diyor doları yükselten Allah diyen değil misin diyor. Şimdi o çıktı. Evet oyum elhamdülillah. İmanım böyle elhamdülillah. Ama diyorum ki Allah Celle Celle kulları vasıtasıyla yapıyor bunu şu anda. Hani böyle anlıyor. Tövbe haşa ve kele, Allah direkt müdahale ediyor zannediyorlar. Ulan salak salak konuşmayın ya. Ne kadar boş adamlar. İşte onların imanı bu kadar. Hani Rabbi, hani biz hep diyoruz ya Allah'ı tanımak lazım, Allah'ı bilmek lazım Celle Celaluhu. Bilmedikleri için böyle konuşuyorlar. Haşa ve kelle Allah'ın elaya var tövbe zannediyorlar. Tövbe haşa ve kelle ya. Rabbimiz Celle Celaluhu sıfatlarından biri nedir? Muhalefetün lil havadis. Yarattıklarının hiçbirine benzemez. Vahabilere ayet hadis okumayın. Vahabilere ayet hadis okumayın. Muhalefetün lil havadis sıfatını söyleyin Allah Celle Celaluhu. Ne diye? Çünkü onlar diyor ki Allah diyor gökte. Haşa ve kelle. Ne alakası var? Hiçbir şey yokken Allah var mıydı Celle Celaluhu? Vardı. Peki haşa ve kelle Allah Celle Celaluhu yarattı, göklere mi çıktı? Tövbe haşa ve kelle. Ne konuşuyorsun sen? Allah Celle Celaluhu için zaman, mekan yoktur. Allah her yerde mi? Hayır, böyle bir şey yok. Allah her yerde bir şey yok. Bak bu da yanlış kelime ha. Allah diyor gökte, Allah diyor her yerde. Her yer ne demek? Yer ne demek arkadaş? Yer ne demek? Mekan demek. Mekan isnat ediyorsun değil mi? Mekan. Allah Celle Celaluhu mekan isnat edilir mi? Edilmez. İyi anlayın bak, çok ince meseleler bunlar. Çok basit aslında. Muhalefetün lil havadis. Allah yukarıda görüyor. Tövbe haşa ve kella. Bunu diyene bunu söyleyin. Kardeşim bir dur bakayım. Sakin ol şampiyon. Sakin ol. Hayır, ne tövbe haşa ve kella. Sen kimsin ya? Muhalefetün lil havadis. Ne dedik arkadaşlar? Sevabı en çok olan üç amel. Her durumda Allah Celle Celaluhu zikretmek. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kere eve girdi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ayşe validemiz dedi ki ya Resulallah ne oldu? Dedi ki elime kıymık battı. Allah Allah. Bak biz olsak anasını satayım. Tövbe Allah belanı. Ne oluyor oğlum? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Arabanın tekeri patlasa adam haşa ve kelle Allah kitap sövüyor. Ne diyecek? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Mesela yolda baktım kazanmış. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Aman ya Rabbi. Böyle ha. İşte zikir oturduğu zaman, ya arkadaşım attığı her adımda Allah diyen Allah dostları vardı. İşte Allah dostları diyoruz ya, biri de Allah dostum sen nereden biliyorsun? İşte sen uzak olduğun için o işlerden bilmiyorsun. Evet, onlara da mesajımızı verelim o anlamayan kot kafalılara. Din kardeşinin sıkıntısını gider, sevabı kap. Bak, din kardeşinin sıkıntısını gider, sevabı kap. Herkese karşı insaflı ol, sevabı kap. Her durumda Rabbini zikret, sevabı kap. Rabbim bizi sevabı en çok olan şu üç ameli yapanlardan eylesin. Amin. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'rufi ve tenhevna anil munker ve tu'minuna bil